Hoş geldiniz. Bugün bir neslin ortaokul lise dönemini karartıp onları ders çalışamayacak ölçüde kendilerine bağımlı ederek mahallelerindeki liseden ötesine yerleşemeyecek duruma getiren iki ana online oyun üzerine konuşacağız. Bu oyunların yıllarca bu denli yoğun bir bağımlılığa sürüklemesinin altında yatan psikolojik etkileri işleyelim. Introdan sonra birlikteyiz. Mutlu günler. Uzun yıllar boyunca dünyayı kasıp kavuran efsaneleşmiş iki online oyun olan Knight Online ve Metin 2'den bahsedeceğiz. Yaşadığımız duyguların arka planını evrimsel psikolojiyle aydınlatalım. Benim tespit edebildiğim en önemli bağımlılık faktörünü yaratan unsur, bu iki oyuna da girebilmenin ve uzun süre kesintisiz bir şekilde oyunda kalabilmenin büyük bir lütuf olmasıdır. Bununla ilgili pek çok örnek vereceğim. Knight Online ile başlayacak olursak, oyuncular daha launcher'ı açtıklarında yıllarca start gelmesini beklediler. Okullarından, işlerinden geldiler ve bir nevi kumar oynar gibi launcher'ın start verip vermeyeceğini takip ettiler. Giremedikçe daha da hırslanarak sürekli denemeye devam ettiler. Çünkü oyuna girebilmek dahi bir ayrıcalıktı ve start gelirse sarı çubuklu olarak oyuncunun zihninde sanki bir şeyler başarmış gibi bir ödül mekanizması tetiklenerek oyuncuya bu oyuna girebildiği için bile kendisini şanslı hissetmesi gerektiği aşılandı yıllarca. Bildiğiniz gibi sarı rengin bolluk, zenginlik ve şans gibi anlamları var. Bu seferlik şansları yaver gitmişti. Üstelik launcher'ın start vermesi henüz birinci aşamaydı. Oyuncular diğerlerini kendilerini ispatlamaya bir adım daha yaklaşmışlardı. Gerçek hayatın yanı sıra bir alternatif gerçeklikte kendi benliklerinin büyüklüğünü diğerlerine kanıtlama içgüdüsüyle bir statü kazanma yarışına dahil olundu. Bu yarış bir sonu olmayan türden yarıştı ve düzenli olarak bazı sorumlulukların yerine getirilmesi gerekiyordu. Hem kendiniz için hem de klanınız ve loncanız için. İlerlemediğiniz sürece diğerlerinden geri kalacağınız psikolojisi doğrudan canlının bulunduğu sürüsüne faydasının daimi olduğundan emin olmak için ve sürüde geri düşerek kaynaklarının azalmasından ve sürüden atılmaktan içten içe korkmasıyla bağlantılıdır. Bu da daha güçlü item ve level'a sahip olma yarışının altında yatan psikolojiyi açıklar. Fakat hatırlarsanız henüz oyuna dahi giremedik. Sunucuya res gelmesi, server'ın bakıma girmesi veya çökmesi gibi oyunun akıcılığını baltalaması olayı, aynı zamanda yapımcı şirketin hedonik adaptasyonu kırma gayesiyle yakından ilişkilidir. İnsanoğlu bir süre aynı işleri yapmaya devam ederse zamanla yaptığı işin kendisine sağlamış olduğu dopamin dozuna alışarak tolerasyon geliştirir. Böylece zamanla yaptığı iş monotonluğa bağlayarak aldığı zevk zamanla azalmış olur. Bu yüzden de televizyonda veya sinemada bir dizi film izlerken reklam arası verirler ki hedoniye yani zevke karşı gelişen adaptasyonu kırarak zevki daimi kılabilsinler. Bazı pozitif psikoloji eğitimlerinde hedonik adaptasyon konusu öğretildiğinde bu adaptasyonu kırma yöntemleri de anlatılırken bu bilinçli televizyon reklamı kullanımı örneğini verirler. Bizler de bu örneği baz alarak bu durumu online oyun şirketleri üzerine uyarlayabiliriz. Sürecin duraklara bölünmesi faktörünü kullanarak oyuncunun hedeflerini küçük küçük parçalara bölerek oyuna girmek üzere açtıkları her bir engel sonucu anlık dopamin alımı ile durak durak kendilerine çekerek bir nevi lazerle kedi oynatırlar. Launcher'ın şans eseri start vermesi sonucu bağımlılar birinci aşamayı geçerek ödülü olan dopamini anında alabilirdi. Ne de olsa her aşama sonu bir ödüle dayanmaktaydı. Metin 2'deki aynı noktaya karşılık gelen birinci aşama, çara girerken sunucuya bağlanırken hata diyerek Knight Online'daki gibi server'ın kapalı olmasından ötürü start vermemesi olayındaki aynı etkinin sağlanması amaçlanır. Şans eseri sunucuya bağlanırken hata yazısı yerine giriş işlemi yapılıyor ekranı sizi karşılamışsa, birinci aşamayı geçerek anlık dopamini almışsınız demektir. Geldiniz bir oyuncu olarak ikinci aşamaya. Tüm aşamaları sırasıyla başarılı bir şekilde birkaç kez geçebilmeniz artık bu oyunların bağımlı olabilmeniz için yeterlidir. Yani sadece oyuna girebilip o sakin müziğin çalışına birkaç kez tanık olabildiyseniz bu oyunları pençesine muhtemelen artık düşmüşsünüz ve oyun artık sizi içine çekmiş demektir. Müziğin sağladığı etkiye birazdan döneceğim. Şu an hayırlısıyla bir ikinci aşamaya geçebilelim de. İkinci aşama hesaba giriş yapılmasının ardından server listesinde verilen mücadeledir. Yapımcı firmaları buraya da gizli bir barikat koymuş durumdalar. Hangi server'ı seçerseniz seçin iki oyunda da serverların gündüz vakti ağzına kadar dolu olması
olması ve içeriye girebilmenin de yine bir lütuf olması söz konusudur. Knight Online bu noktada işin iyice suyunu çıkararak parayı ver premium al beklemeden gir prosedürünü de yapmıştır oyuncularına. Sırf bu yüzden bu oyunun bel kemiğini oluşturan parasız çocuklar olarak bizler premiumsuzluktan ötürü hırs yaparak bir umutla premiumsuz tek tıkla giriş söylentilerine inanmak durumunda kalmıştık. Ya öyle saçma teknikler vardı ki, bilgisayarında Word, Excel gibi üst üste 10-15 tane program açarak PC'yi kastır ki server'a girerken yapraklar donsun, server'a alsın. Yok aynı anda klavyedeki iki enter'e birden aşırı hızlı basarak server'a tıklarsan fazla ısrara server dayanamıyor, seni alıyor falan. Ya, Umut Fakir'in ekmeği misali hırsla her rivayeti deneyerek daha da bağımlı olduk. Çünkü bizler oyunla inatlaşıyorduk. Pek çok kişi bu uğurda sinirden klavyesini faresini kırdı. Söylendiği üzere oyunculardan premium ile giriş yapıldığı vakit premiumlular kontenjanından oyuna girişi sağlanmakta veya sunucu hıncınç doluysa premium sahibi olarak sizin girmek istediğiniz vakit o anda premiumsuz bir şekilde şans eseri oyuna girebilmiş ayrıcalıksız ve sıradan bir oyuncuya DC verdirilerek oyun dışına şutlanması durumu rivayet edilirdi. Bu ne kadar gerçek bir hikaye bilmemekle birlikte küçüklüğümde bu oyunu oynarken premiumsuz bir oyuncu olarak genellikle DC yediğim zamanların server'un full olduğu halde şans eseri girebilmemin üzerinden çok geçmeden gerçekleşmesi aklıma daha çok bu dolulukta beni atıp yerime premiumlu birilerini almış olabilirler rivayetini daha da güçlendirmekteydi. Bu tarz server'un çok dolu olduğu anlarda premiumluların da DC yemişliği vardır elbette. Fakat bu DC'lerin çoğu zaman bir sebebinin olmaması akla daha çok onlara da hedonik adaptasyonu kırma politikası uygulandığı senaryolarını getiriyor. Ben açıkçası server çok dolu olduğu için aşırı yüklenme sonucu sunucu bant genişliğinin yetersiz kalıp sapıtması bahanelerine pek güvenemiyorum. Network işlerinden pek anlayan birisi olmamakla birlikte benim ve diğerlerinin bant genişliği ve sunucu doluluğunun bu ani DC'leri sebebiyet vermesine inanmamamız için elimizde güzel bir de koz var. O da şudur ki bizler bu oyunu gece sunucunun oldukça boş ve lagsız olmasından ötürü gece de çok oynardık. Premiumlu premiumsuz fark etmeksizin bomboş server'da çoğunlukla en az her saat başı veya daha sık olarak sebepsizce ani DC'ler yerdik. O kadar ani ve sebepsiz gerçekleşirdi ki bant genişliğine en ufak bir yük bindirecek dolulukta olmamasına ve sıfır lag'la oynamamıza rağmen oyundan atılırdık. Bir saniye önce altta başkalarının yazdıkları taze yazıları anında okuyacak durumda bir durgunluk varken karakter bir anda DC olup sonsuzluğa doğru koşarak sabit kamerada ekrandan uzaklaşırdı. Bant genişliğine doluluk yükü binmiyor. En ufak bir dalgalanma ve lag yok. Bayram değil, seyran değil. Eniştem neden gecenin sessizliğinde DC oldu? Demek ki DC yemek için bu oyunda kapasite aşımına da gerek yok. Aynı şey Metin 2'de de geçerli. Burada da sunucu gece bomboş olduğu halde durduk yere lagsız oyundan koparak ana menüye düşmek aşırı yaygın bir durumdu. Knight Online'de premiumlu olsanız da olmasanız da ikinci aşama olan server'a girme aşamasında oyuncuların karşılaştığı yaygın bir problem daha vardı. O da 10.060 ve 10.061 hataları alarak tamama basıldığı anda sizi doğrudan oyundan atarak launcher'ı baştan açmanızı gerektirecek olması. Alakasız bir şekilde oyundan atıldıktan sonra hesaba yeniden giriş yapıldığında veya normal zamanlarda bu hata ile server'a girme lütfunu kaybetmiş olursunuz. Birkaç kez gir çık yapılmasının ardından sizin yeterince soğuyup zevke olan adaptasyonunuzun kırıldığını düşündüğü zaman bir anda o uyduruk hatayı geri çekip gel hadi gel yaparak sizi bir kez daha oyuna girme lütfu ile taçlandırmış olur o yegane gücün sahibi algoritma. Milyar dolarlık bir şirketin oyununun sürekli aynı kodlu hatalar ile milyonlarca oyuncuyu yılın her günü kesintisiz mağdur etmesi çok daha zayıf bir ihtimal gibi geldi bana. Hata kodu belliyken neden yıllarca düzeltilmedi diye düşünmeden edemiyor insan. Bu yüzden kasıtlı bir formalite hatası olarak yerleştirildiği ihtimali üzerinde durmaktayım. Günümüzde ise Knight Online tarihi boyunca hiç olmadığı kadar paraya dayalı bir duruma gelmiş halde ve artık premium alsanız dahi dakikalarca sırada bekleyerek sıraya sizden önce girmek isteyen premiumluların oyuna yerleşmesini beklemek durumunda kalıyorsunuz. Yani artık premiumunuz bulunsa bile ikinci aşamada oyuna girebilmek bu oyunu hala oynuyorsanız siz ayrıcalıklılar için bile bir lütuf olacaktır. Oyuna girince oyuncuların rahat rahat oynayacaklarını düşüneniniz var mı? Oyuna kazasız belasız girmek 3. aşamaydı. Şimdi bir de onu koruması var. Oyuna girebilmek ayrı lütuftu. Rahat rahat zamanı gelene kadar kesintisiz oyunda kalmak ayrı bir lütuf. Bu da 4. aşamadır. Her an DC olup tüm zevkin günlük görevler bitmeden kesintiye uğraması paranoyası var. Tekrar tekrar girdikçe bu bağımlılık döngüsü de pekişmiş oluyor. Siz kendi iradenizle çıkamazsanız o sizi kovar. Siz de inada bindirip tekrar yarım kalan işleri tamamlamak isterken hedonik adaptasyonu beyninizde sıfırlamış olursunuz. Zevki ara
vermiş olduğunuz için DC yemeseydiniz 5 dakika sonra çıkacak iken oyun sizi kendi attığı için girdiğinizden bu sefer tazelenen zevkle birlikte 5 dakikadan da daha uzun süre oyunda kalmış olacaksınız. Oyunun kendi prensipleri var. Sizi istediği zaman yersizce atabilir. Başında olmadan kospa bırakıp yatıp rahatla uyuyayım deme lüksünüz pek yoktur. Her an sebepsiz bir gece kosplarını sıfırlayan DC dalgasından birisine denk gelme ihtimaliniz vardır. Eğer denk gelirseniz sabaha kadar karakteriniz kendi kendine kasılıp gelişemeyecek ve yattığınız yerden size bir statü kazandıramayacaktır. Bu yüzden klandan birisini gece nöbetine dikip DC yiyip oyundan düşerseniz size çağrı atması için numaranızı verirsiniz. Bir nevi gece alarmı niteliğinde. Hepsi oyun ağzını canlı tutmak üzere sizi ekranda tutmak ve emek vermeye zorlamak için kurgulanmış olabilir mi? Çocukluğumda ben de ertesi sabah okulum olduğu halde gece 2'ye alarm kurarak 4-5 meylik değersiz bir kırmızı kutu için sınır savunma savaşına girerdim. Uykusuz kalıp kendime ne kadar zarar verdiğimin farkında olmayan oyun bağımlılığının pençesine düşmüş bir çocuk olarak. Üstelik çoğu yetişkin de zararlarını bildiği halde bunları göze alarak gece kuşu olmaya devam etmekteler. Çünkü bağımlılık böyle bir şey. Kurulan alternatif gerçeklik evrenindeki hiyerarşi piramidinde üste çıkma hırsından ötürü bu oyuna evini arabasını basanlar oldu yıllarca. Yükleme ekranının bitmesiyle oyuncular dış hayatın stresinden kurtulup sakin bir dünyaya sığınabilsin diye sakinleştirici müziklerle karşılandılar. Bu sistemle oyuncuların beyninde parasempatik sistem tetiklenerek onların dingin kalması sağlandı. Bu da oyunun bir kaçış limanı etkisi yaratmasını sağlanması için bir faktördür. Metin 2'de de bu güvenli bölge etkisini çoğunlukla Enter the East müziğiyle sağladılar. Öyle buram buram huzur kokan ezgiler kullanıldı ki seni ailem bile benim kadar sevmiyor diyordu adeta oyun. Bir annenin çocuğuna adeta kucak açması gibi anne kucağı ezgileri barındırıyor bu oyunların müzikleri. Özellikle de bu çocukları ailesi anlamıyorsa ve okulda notlarının zayıflığından ötürü başarısızlığın üzerine gitmek yerine onu anlayan alternatif anne kucağına sığınmayı çoğu zaman bir kaçış olarak gördüler. Bir tarafta belki de onu azarlayan, zorlayan bir anne varken diğer yanda da kendisine sonsuz bir serbestlik sağlayan bir dijital cici anne figürü vardı çocuğun hayatında. Bu yol ayrımını fark eden bazı çocuklar belki de kendilerine baskı kuran ebeveynlerini cezalandırmak için kendisini bu oyunun kucağına bırakmayı seçti. Aslında esas cezalandırdığı kişinin kendisi olduğunu farkına varmadan. Metin 2 de aynı konseptli sonradan gelen başka bir oyundu. Kısacası al birini vur ötekine. İşte bu yüzden koca bir nesil okuldan kaçıp üzerinde okul üniformaları ile okuluna en yakın internet kafede aldı soluğu. Yüksek seviye bir dopamin bağımlılığı içerisinde anne babalarının verdikleri harçlıkları ezmek üzere bir Walking Dead misali bu kafelere doluştular. Şirketler için uyuşturulmuş beyinler bir başarı göstergesidir. Söz konusu online oyunlara geldiği vakit ise bu durumdan da en çok etkilenen ülkeler hiç kuşkusuz Türkiye ve Rusya olmuştur. Bu dopamin bağımlılığını en yoğun yaşayan iki ülkedir. Online oyun firmaları için bu iki ülke inanılmaz önemli bir pazardır. Oyununuz bu pazarları kasıp kavurursa bu ateş çok geçmeden diğer tüm pazarlara da sıçrayıp yayılabilecek potansiyeldedir. Counter Strike oyunu da konuya dahil olduğu vakit Rusya'nın yanında işin içine İskandinav ülkeleri de girer. Özellikle İsveç ve Norveç. Havaların çok soğuk olmasından ötürü genç erkekler arkadaşlarıyla dışarıda buluşmak yerine evlere kapanıp klanlaşarak sesli konuşma programları üzerinden buluşur ve bol bol counter atarlar. Bu da büyük bir etkendir ki Counter Strike turnuvalarında en iyi takımlar ve şampiyonlar genellikle Norveç ve İsveç'ten çıkar. Sonuç olarak çürük bir eğitim sistemiyle çocuk psikolojisinden bir haber olan bir aile toplumu kültürü birleştiği vakit en problemli ve bağımlı çocukların baş sırada olduğu bir ülke olma özelliği kazandık ve uzun yıllarda zirvedeyiz. Yani online oyun bağımlılığının tek suçlusu oyun firmalarının uygulamış oldukları psikolojik alt mesajlar değil. Bu videoyu artık burada bitiriyorum. Bu konu hakkında anlatmam gereken her şeyi anlattım sanıyorum. Bundan sonraki konumuz başarıyı sürdürmenin altın kuralı olacak. İlginizi çekerse beklerim.